Türkiye'nin ilk varant ihraççısı Deutsche Bank X Market sunar. Varant Günlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk işlem günü her pazartesi olduğu gibi Deutsche Securities Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak'la birlikteyiz. Onur hoş geldin. İyi haftalar. İyi haftalar. Şimdi tabii geçen hafta da çok hareketli. Bir önceki hafta zaten oynaklığı çok yüksek bir haftaydı. Dolayısıyla o hafta içerisinde varant piyasasında çok sert hareketler gördük. Hacimlerin çok yükseldiğini de gördük. Geçen hafta da aslında yine aynı şekilde sert yukarı yönlü hareketlerle hisse senedi tarafında ciddi anlamda potansiyeli oluştuğuna şahit olduk. Amerikan endeksleri %3,5'lar, Avrupa endeksleri %4'ler, gelişen ülke endeksleri %2,5'la 4,5-5 arasında primler gösterdi. Biz geçen hafta Borsa İstanbul'da %2,5'luk bir yukarı yönlü hareket yaptık ama bugün de devam ediyor. Genel olarak önemli olan oynaklığın çok sert bir şekilde yukarı gitmiş olması. Doğru. Bu hafta veri takvimi açısından nispeten daha rahatız. Ama şu önce oynaklık kısmını bir toparlayalım. Hacimler üzerinde özellikle varant piyasasında ne kadar etki, ne kadar katkı yaptı? Şimdi dediğin gibi geçen haftanın başında VIX'in, yani VIX tabii VIX, buna VIX neydi? S&P 500'ün opsiyonlarındaki istihdam oynaklığın grafikleştirilmiş, endeks haline getirilmiş hali. Bunu hep VIX ile başlıyoruz ama diğer bütün dayanak varlıklar, bütün finansal varlıklarda da 3 aşağı 5 yukarı özellikle hisse senedi ve hisse senedi endeksleri özelinde benzer bir hareket vardı. Şimdi diyorduk 2017'de işte VIX endeksi tarihin en düşük seviyelerinde en uzun kaldığı zamanları yaşamıştı. Onlar seviyelerindeydi. Fakat ne olduysa bir anda bu değer parametre 35-40'lara kadar yükseldi. Tarihindeki en sert yükselmelerinden bir tanesini yaşadı. Tabii ondan sonra geri kalan günlerde birazcık bu gevşeme başladı. 6 gün boyunca bu oynaklıktaki aşağı geliş piyasalarda birazcık normalleşme hareketine neden oldu. Gerçi cuma günü 6 gün boyunca düştükten sonra çok az da olsa yukarı çıktı VIX endeksi ama bunun etkisi takdir edersin ki bütün dayanak varlıklarda ekstra hareketlilik, dayanak varlığın hareketli olduğu yerde de varantlarda kaldıraçlı doğalarından dolayı yani işte dayanak varlık işte etkin kaldıraç dediğimiz zaman 10 etkin kaldıraçlı bir ürün dayanak varlığı %5 hareket ettiğinde etkin kaldıraçtan ötürü %50 civarında bir fiyat hareketine maruz kaldı. Bu %50'lik fiyat hareketleri de yatırımcılara yeni fırsatlar ya da yeni riskler doğurdu. Fiyat hareketleri bu kadar agresif hareket edince de yatırımcının ilgisi ciddi anlamda varantlara kaydı. Yani olumlu oynaklık olumlu anlamda hacim olarak varantlara yansıdı diyebiliriz. Peki şimdi ilginç bir soru var izleyicilerimizden gelen. Turul Bey diyor ki Onur Bey benim bir arkadaşım Tofaş varantı 9 kuruşken 10 kuruş alım gireceğine nasıl yaptığını bilmiyor. 20 TL yazıyor ve işlem gerçekleşiyor. 1000 nota 20 bin lira veriyor diye. Bu tür işlem hatalarına açık mı sistem? Bir önce onu açık, sormuş olayım sana. Doğru açık. Esasında çok güzel bir soru bu. Bununla ilgili yapılması gereken var yatırımcının yapılması gerektiği gereken yapması gereken bir şey var. Bir şeyler var. Onları elimizden geldiğince açıklayalım. Şimdi 2015 Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Borsa İstanbul'un altyapı sistemi Nasdaq'ın BizTech sistemine geçiş yaptı. Yani BizTech sistemiyle geçiş yapıldı. Ondan öncesinde piyasa yapıcı kotasyonları bağlayıcı oluyordu. Yani diyelim piyasa yapıcı kotasyonu 10-11'de eğer piyasa yapıcı kotasyon 10 kuruş alışta 11 kuruş satışta biraz önceki Tofaş örneğinde olduğu gibi ne oluyor? Piyasa yapıcı olmadığı zamanlarda bile o piyasa yapıcı kotasyonu bağlayıcı oluyor. Dışında fiyat hareketi gerçekleşmiyor. Fiyat işlemi işlem gerçekleşmiyor. O yüzden diyelim 20 liraya gönderilmiş bir alım emri 11 kuruşun üstünde olduğu için direkt iptal oluyordu. Fakat 2015'ten sonra bu BizTech geçişinden sonra yeni BizTech sisteminde bu alt sınır ve üst sınır piyasa yapıcının bağlayıcılığı hadisesi ortadan kalktı. Zaten marj yok. Yani normalde hisse senetlerinde işte %20 günlük marj var ya şu an hali hazırda varantlarda böyle bir marj yok. O yüzden 10 kuruşluk varantta 20 lira alım ya da 20 lira satım emri gönderebiliyorsun. Yapması gereken yatırımcıların eğer hakikaten teorik fiyatını çünkü varantlar bir
opsiyon olduğu için 3 aşağı 5 yukarı bir teorik fiyatı hesaplanabiliyor. Bunu Borsa İstanbul'da rahatlıkla yapabiliyor. Zaten hali hazırda vadeli işlem ve opsiyon piyasası neticede Borsa İstanbul çatısının altında. Bu konuda zaten eksperler. Buna itiraz ettiğinde ne sonuç alabiliyorsun? Şöyle oluyor. Aynı gün içerisinde eğer hakikaten dayanak var, yani varantta gerçekleşen işlem kabaca teorik fiyatının çok üstünde ya da çok altındaysa Borsa İstanbul'a başvuru yapabiliyor yatırımcı. Aynı gün içinde mi olmaz? Aynı gün. Peki. Çünkü zaten işlem gerçekleşip takası gerçekleştirdikten sonra bazı şeyler mümkün olmuyor. O yüzden o gün içerisinde Borsa İstanbul'a eğer bu konuda bir başvuru yapılırsa ve Borsa İstanbul uygun gördüğü takdirde onlar kendileri bu karar mekanizmasını çalıştırıyor. İptal edebiliyor ki bunlar bayağı çok sıklıklı olmuyor ama yani işte haftada bir iki kez yanlış gerçekleşen işlemler karşılığında bu tarz iptal işlemleri gerçekleşiyor ki bence sağlıklı bir şey. Neden? Çünkü biraz önceki yatırımcının bir anlık yanlış emir girmesi 20 bin lira mal oluyor. Az buz bir para değil. Onun iptal oluyor olması varant piyasası için de sağlıklı açıkçası. Ya bir de eğer ama işte aynı gün olmazsa mesela şimdi bu takipçimiz oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Eğer yazarsa onu da okumaya çalışırız ama diyelim ki aynı gün içinde gerçekleşmedi. Sorun burada piyasa yapıcılığının olması. Yani şimdi piyasa yapıcı olduğu için sen 20 lirada istesen orada bir şekilde bir şey olabiliyor. Çıkıyor. İstisnai durumlar olabiliyor. Mesela piyasa yapıcı diyelim 100 bin lot emir gönderdi. Onun için mesela sabahleyin açılışta piyasa yapıcı kotasyonu belki bir saniye geç gitti piyasaya. Daha piyasa açılmadan emir gönderildiği takdirde o emir zaten yazılmış oluyor. Piyasa yapıcı vermeye çalıştığı zaman yani mecburen şimdi 10 kuruş alış 11 kuruş satış dedik ya. Sen eğer piyasa yapıcıdan önce yollarsan 20 kuruşa 20 liraya zaten alım yazılmış oluyor. Piyasa yapıcı kotasyonu geldiğinde ister istemez o işlemi gerçekleştiriyor. Zaman önceliğinden dolayı. Aynen. Ya da ya saniyelik piyasa yapıcı kotasyonu olmadığı zamanlarda dediğim gibi çok nadir oluyor. Fakat oluyor yatırımcının bilmesi gereken eğer teorik fiyatın çok üstünde ya da altındaysa Borsa İstanbul kendi mekanizması çerçevesinde böylesi işlemleri iptal edebiliyor. Sadece yatırımcılardan naçizane tavsiyem açıkçası gün içerisinde bu işlemi yapsınlar ki iptal işlemi gerçekleştirebilsin. Bu önemli. Dolayısıyla aslında aydınlatma fırsatı verdiği için de takipçimize teşekkür edelim. Şimdi kesinlikle. İstersen bir haftanın gündemine bakalım. Bu haftanın gündeminde çok mühim şeyler yok aslında bakacak olursak. Neler var diye değerlendirirsek. İşte Almanya'dan gelecek ZÜV endeksi, PMI rakamları. Zaten bugün Amerika'da tatil. Amerika tatil ama şey var mı? Varantlarda. Yani şöyle oluyor. Orada tabii Türkiye saatiyle yani vadeli işlem kontratları açık fakat onlar yarım gün işlem yapıyor vadeli işlem kontratlarında. O anda bizim Türkiye'nin kapalı olduğu zamana geldiği için herhangi bir şekilde böylesi çok önemli olmayan tatil günleri sadece hisse senedi piyasalarının işlem gördüğü, tatil olduğu tatil günlerinde varant dayanakları etkilenmiyor. Vadeli işlem kontratlarının açık olmasından dolayı. Peki Almanya'dan ZÜV ve PMI dedik. Aynı zamanda toplantı tutanakları veren hem Avrupa Merkez Bankası'ndan toplantı tutanakları gelecek Perşembe günü hem Çarşamba Fed'den evet. Toplantı tutanakları gelecek. Eğer buralarda biraz daha sert bir ton falan görürsek bu etki yaratabilir belki. İlla ki zaten bütün piyasadaki yatırımcılar ya da profesyoneller diyelim Amerika'daki enflasyon verilerine odaklanmış durumda ve faiz arttırım açıklamalarına odaklanmış durumda. Bu bağlamda Amerika Merkez Bankası'ndan gelecek olan zaten bu hali hazırda yapılmış bir toplantı ama burada kendi aralarında konuşmuş oldukları noktalar ne kadar agresif olup olmadıklarını aynen. Gösterecek bize. Peki istersen geçelim açık pozisyonlara bir hızlıca bakalım. Açık var mı bunlara ekleyeceğim şey? Bir de petrol stopları var. Şey gelin, var tabii. Bu hafta sonu Perşembe ve Cuma günü Perşembe yeni varant ihracı gerçekleştiriyordu Deutsche Bank. Nisan vadeli varantlar geliyor. Özellikle yabancı dayanak varlıklarda fiyat hareketlerinin çok fazla olması bazı varantları Nisan vadeli olsalar dahi kullanım fiyatlarının çok uzakta kalmasından dolayı amiyane tabi taca çıkardı. Fakat yeni gelecek olan güncel kullanım fiyatları bu bağlamda yatırımcılara yeni varantlarda yatırım yapmak amaçlı yeni varantlar getiriyor olacak. Peki diyelim ki şimdi ben yatırımcıyım. Elimde DAX varantı var. Nisan vadeli
ve işte diyelim ki 13.900 puan şimdi. Bu uzakta kaldı ya da 13.800 puan atıyorum tamam. Alım varantından bahsediyor. Alım varantından tamam. Bahsediyorum. Elimde alım varantı var. Şu anda bu bayağı uzakta kaldı. Değeri hani, de sıfıra yaklaştı. Değeri de sıfıra yaklaştı. Şimdi yeni ihraç geliyor. Benim için doğru olan nedir bu noktada? Bekleyip o fiyatın oraya gideceğini varsayıyorsam elbette onu orada tutmaya devam edebilirim. Kaybım belli bir noktada kalır. Ama değilse daha yakın kullanım varantlı fiyatlı bir varanta geçmek daha büyük avantaj sağlar mı bana? Yani şimdi buradaki hadise benim varantım hareketli mi değil mi? Yani hassas mı değil mi? Şimdi eğer yatırımcı diyelim 50 kuruştan aldığı varant 1 kuruş olmuşsa ki bu olabilir. Eğer beklentisi hala devam ediyorsa tabii yeni bir maliyet doğuracaktır yeni varanta geçmek. Çünkü 1 kuruştan 20 kuruşa. Ama diyelim 2 kuruştan aldı, tekrar varan 2 kuruşlarda herhangi bir maliyeti, bir kaybı yok. O zaman eğer hala beklentisi devam ediyorsa hassas olan varanta geçmesi tabii ki de sağlıklı. Çünkü yani dediğin gibi 14.000 kullanım fiyatlı bir alım varantı DAX'ta. DAX belki 500 puan, 500 puan da kabaca %3, %4 gibi bir değer yapıyor. %4 yukarı çıksa bile, %4 yukarı çıksa bile varan değer kazanmıyor olacak. Bundan herhangi bir şekilde kar sağlamıyor olacak yatırımcı. O yüzden daha hassasiyetini kaybetmiş varantlardan hassas varantlara geçmesi o bağlamda daha sağlıklı olur. Peki şimdi buradan geçelim istersen bir sonraki grafiğimize. Bir sonraki grafiğimizde dayanak varlıkların hangisindeki hareket ne durumda? Varantlarda açık pozisyonlar nasıl şekillenmiş? Biraz daha buna odaklanıyoruz. Tabii. Şimdi endeks 30 varantlarında alım kontratlarına baktığımızda, alım tarafına baktığımızda nispeten daha düşük. Sadece %25'lik bir pozisyon görüyoruz. Satım tarafı %75. Evet. Toplam hissede tablo değişmemiş. Yine %86 alt tarafında. Geçen hafta, belki bir önceki haftayla karşılaştırmak daha sağlıklı olacak ama ben 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. Burada BIST 30 tarafında piyasanın geri gelmesinden dolayı alım varantları tarafında daha bir yoğunlaşma vardı. Satım tarafları tarafında azalma vardı. Fakat işte piyasada birazcık yukarı yükselişle beraber satım varantı tarafında tekrardan bir ağırlık sağlanmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan hisse senetlerinde aynen bahsettiğin gibi hala alım tarafında ciddi bir yoğunlaşma var. Buradaki yoğunluğu net bir şekilde söylenebilir ki Türk Hava Yolları, Halkbank ve 2-3 tane endüstriyel hisse senedi buradaki ağırlığı oluşturuyor. Yatırımcıların Türk Hava Yolları, Petkim, Emlak, Halkbank gibi hisselerde yükseliş beklentisi devam ediyor. Ya benim burada en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım evet. Ortaklığı. %100 alım tarafında pozisyonlanma var gibi görünüyor. Hisse zaten çok düştü. Geçen sene de çok kötü bir performans aynen. gösterdi. Endeksin altında kaldı. Dolayısıyla şimdi buradan gelecek olan bir ekstra yükseliş hareketine piyasa kendini konumlamış gibi görünüyor. Bir not daha. Özellikle TOFAŞ varantlarını yeni ihraç gerçekleşti evet. ya. Şimdi TOFAŞ'ta temettü açıklaması geldi. Doğru. %5'in üzerinde de bir temettü verimi var şirketin. Evet. Oldukça kuvvetli. Bilanço fena değil ama temettü verimi çok yüksek. Bu varant üzerine ne kadar etki yapacak? Yeni de ihraç oldu varant. Dolayısıyla aslında ihraç esnasında bu bilinmediği için hı hı. acaba fiyatlamada ne yapacak? Ne etki yaratacak? Ya onu tabii gördük bu sabah açıkçası. Onları belki analiz etmek için çok erken çünkü dediğim gibi bu grafikler hazırlanırken daha piyasa açılmamış oluyor. Fakat genellikle yani bizim gördüğümüz beklentinin üstüne gelen temettü varant fiyatlamasının içinde temettü beklentisi faktörünü dışarı çıkarttığımız halde ya yatırımcılar temettüleri o bağlamda seviyor. Tabii ki de yatırımcıların yapmış olduğu hisse senedi yatırımlarından nakit olarak getiri sağlıyor olması yatırımcıları bu bağlamda motive ediyor. Bundan dolayı da genellikle hisse senedinde olumlu hareketler görüyoruz. Şimdi TOFAŞ hissesi %1 yukarıdaydı bu sabah. Ben en son baktığımda. TOFAŞ %1 yukarıda. Fakat biliyorsun ki %5'in üzerinde temettü verimiyle ciddi şekilde bir oradan ekstra baskı gelecek. Alım varantın varsa bundan negatif etkileneceksin. Piyasa hareketi yukarı gittiği için onunla arayı bir belli ölçüde kapatacaksın. Çünkü yani TOFAŞ özelinde... TOFAŞ %1 yukarı gidiyor. Hı-hı. Yüksek temettü verimi açıkladığı evet. için. Fakat temettü yüksek bir temettü ödeyeceği için ve temettü hisse fiyatından düşüleceği için varant fiyatı üzerinde normalde bunun eksi etki yapması bekleniyor. Şimdi eğer temettü
ödenecek temettü TOFAŞ varantlarında hali hazırda var ise herhangi bir şekilde... Yoktu normalde. Vardı. Ya benim hatırladığım kadarıyla TOFAŞ özelinde... İhraç esnasında var mıydı? Ya o ilaço gelmemişti diye hatırlıyorum da o yüzden. Yok, gelmedi. Bir beklentisi var. İhraççının bir temettü beklentisi var. O çerçevede yapıyor. Şu an açıkçası ona bakmadım, bilmediğim için yorum yapmak çok da sağlıklı olmaz benim açımdan. Ama eğer beklentinin üstüne gelen bir temettü varsa, diyelim 500 milyon TL temettü beklenirken 800 milyon TL dağıtılacak. Hisse bazına diye bakarsan. Beklentiyi ihraççı tarafında o kadar beklentine sapmış olmamalı diye tahmin ediyorum ama diyelim 1,5 lira yerine 1,80 temettü beklentisi 1,5 lira temettü beklentisi vardı. 1,80 geldi. 30 kuruş kadar 30 farklı. Kuruş onu delta ile çarptığın kadar alım varantları negatif, satım varantlarına pozitif yansıyor. Yani TOFAŞ özelinde ve Koç Holding şirketleri özelinde normal şartlarda TOFAŞ şimdiye kadar galiba son 5-6 senedir Nisan'da ödedi. Hı hı. Fakat ilk defa bu sefer Mart'ta ödeyecek. Yani bu Mart vadeli ya da Nisan vadeli kontratlarda ciddi anlamda fark yaratabiliyor. Yatırımcılara tekrar buradan bahsedelim. Hisse senedi özelinde bir ihraççı bir temettü beklentisi gerçekleştiriyor. Bunu işte diğer analistlerin yapmış olduğu tahminlerden, kar tahminlerinden, İşte şirketin ne kadar karından ne kadar oranda temettü vereceği 3 aşağı 5 yukarı belli. İşte geçmiş senelerde yapmış olduğu ödemeler belli. Mesela TOFAŞ özelinde ben gelirken baktım 6 senedir Nisan ayının ilk haftasında veriyormuş. Bu sene Mart ayında verecek. Bu da temettü tahminlerini etkiliyor. Eğer doğru pozisyonlanmışsa yatırımcı bundan çok ciddi anlamda kar sağlayabiliyor. Yani satın varantındaysa bir anda Mart'ın içine temettü girdiyse TOFAŞ'ta bulunan satın varantları ciddi anlamda değer kazanıyor. Fakat alım varantları da ciddi anlamda değer kaybedebiliyor. Yatırımcılar varantlara, opsiyonlara, ondan sonra vadeli işlem kontratlarını işlem yaparlarken bu belirsizliğin, risk diyebiliriz buna. Çünkü yatırımcının ya da ihraççının ya da işlem yapanın kontrolü dışında olan bir faktör devreye giriyor. Bundan kar ya da zarar sağlayabiliyor. Lütfen türev ürünlerde işlem yapan yatırımcılar bunun farkına varsın. İki tane daha konu var. Son 3 dakika içindeyiz ama hızlıca onları da değerlendirelim. Birisi Euro Dolar. Euro Dolar tarafında satım tarafına baktığımızda oradaki pozisyonlanmanın daha ağır basmaya başladığını görüyoruz. Bir de grafik getirecek arkadaşlar ekrana. Euro Dolar'da bir şey olmuyor işte oynaklık düşük falan filan derken 1.22, 1.25, 1.23, evet. 1.25 tekrar şimdi 1.24'ler civarında bir fiyatlama görüyoruz. Buradan baktığımız zaman alım ve satım varantlarında oldukça ciddi hareketler yaşandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde zaten buraya baktığımızda çok net olarak gösteriyor bize tablo ne kadar ciddi fiyat farklılığı ürettiğini. Aynen bu ya yani bir 5 günlük bir tablo. Bir tane satın varantı 70 kuruştan kabaca 30 kuruşlara inmiş. Oradan tekrardan 50 kuruşlara geri çıkmış. Yani bu işte oynaklığın etkisini burada çok net görebiliyoruz. Keza bir alım varantı da 20 kuruşmuş. Gitmiş 60 kuruşlara kadar yükselmiş, değer kazanmış. Sonra 30 kuruşlar civarında işlem görüyor. Aynen sanki ortada bir tane ayna varmış çasına birbirine zıt hareket eden bir alım ve bir satım varantı görüyoruz. Yani asimetrik olarak fiyatlanan ürünler. Yatırımcının biraz burada özellikle alım yani paritenin düşeceği yönündeki beklentisi pek şimdilik doğru çıkmadı ama yarın öbür gün gelecek olan işte enflasyon konusunda yeni açıklamalar, tutanaklardan gelecek olan yeni notlar. Yani doları güçlendirecek herhangi bir unsur bu taraftaki tabloyu tamamen tersine çevirebilir. Kesinlikle. Bir son not olarak da Euro TL'yi biz konuşalım istersen. Euro TL varantları da var. İşlem hacmi ne kadar bilmiyorum ama sonuçta geçen hafta özellikle Cuma günü sabah 4.73 olan Euro TL günü 4.68'den kapattı. Oldukça ciddi bir değer kazanımı oldu Türk Lirası'nın. O tarafta Euro TL'de pozisyonlanmış olan bir yatırımcı varsa özellikle TL pozitif evet. Fiyatlamaya bekleyerek oldukça ciddi getir elde etmiş olabilir. Aynen. Yani işlem hacmi olarak benim şimdiye kadar işte bu Deutsche Bank'ın ihraç etmiş olduğu döviz varantları
bir sene civarındadır işlem görüyor. Yatırımcıların daha çok ilgi gösterdiği dayanak varlık enteresan bir şekilde parite. Ondan sonra gerçi bu dünyanın her yerinde böyle. Belki de en fazla işlem gören finansal varlıktır parite. Euro dolar yani. Sonra dolar TL. Euro TL üzerinde görece işlem hacmi düşük ama neticede işlem hacmi düşük oluyor olması yatırımcılara işlem yapmasını engelliyor. Piyasa yapıcılığı var diyoruz hep. Zaten o likiditeyi sağlıyor oluyor. Dediğin gibi Euro TL'deki yani tabii biz bir Türk lirası, Türkiye'de yaşayan insan olarak Euro'nun bu kadar değer kazanıyor olması tabii ki de bizim için genel çerçevede çok... Bir ihracatçı için pozitif ama. Yani tabii. İhracatçı açısından pozitif, hane halkı açısından enflasyonist. Dolayısıyla böyle bakmak lazım ama Euro TL'de de fırsat söz konusu olabilir. En azından onu söyleyelim. Tabii ki de. Alım ya da satım tarafında. Onur çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böylelikle bugün için varant piyasasına ilişkin yayınımızın sonuna geldik. Cuma günü yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin ilk varant ihracatçısı Deutsche Bank X Markets sundu.